sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle 2022 yılında Oğlak burçlarını neler bekliyor bunu konuşacağız. Aşk, iş, para, kariyer. Bakalım bunlardan hangisi sizin yanınızda? Yalnız öncelikle lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili Oğlaklar. Ocak ayı sizin için enteresan bir ay oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü Venüs burcunuzda retro yapıyor Ocak ayı boyunca. Bu ne demek? Yengeç burcunda olduğu gibi, Başak burcunda olduğu gibi eski sevgililerin dönüşüne işaret ediyor sizin hayatınızda da. Evet bu sizi belki çok şaşırttı. Belki olmaz diyeceğiniz şeyler olmaya başladı. Ama şöyle söyleyeyim, retroda gelen bir eski sevgili ne kadar kalıcı olur? Vallahi yani buna çok garanti veremiyorum. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Şimdi Merkür de 14 Ocak'ta gerilemeye başlıyor. Bu gerileme sizi maddi anlamda etkileyecek bir gerileme. Para durumunuzu tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili bir takım yeni düzenlemelere gitmeniz gerekebilir. Bu konularda yani para konusunda dikkatli olmanız zaten gerekli. Çünkü neden? Satürn de yıl boyunca para evinizde ilerliyor olacak. Dolayısıyla maddi anlamda biraz kısıtlanmalar yaşamanız olası. Öyle har vurup harmağa savurma devri sona erdi. Neden sona erdi? Şimdi Jüpiter artık Kova burcunda değil. Geçen sene daha rahattınız muhtemelen ama bu sene bu kadar rahat olamayabilirsiniz. Satürn'den dolayı ve Jüpiter'in de desteğini almıyor olacaksınız çünkü. İkili ilişkiler açısından Şubat ayı sizin için oldukça hareketli. Hem Venüs hem Mars bunlar ilişki gezegenleri. Bunlar da sizin burcunuzda olacağından birlikteliklerde oldukça dinamik etkiler görüleceği söyleyebiliriz. Şimdi Jüpiter 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda. Bu sizin için ne anlama geliyor? Kısa yolculuklara çok sık çıkabilirsiniz tabii pandeminin izin verdiği ölçüde. Kardeşlerden, yakın akrabalardan bir takım faydalar sağlayabilirsiniz. Çok istediğiniz bir konuda eğitim alabilirsiniz ve bu eğitim sizin hayatınızda yeni ufuklar açabilir ve iletişim trafiğinizi arttırabilirsiniz Jüpiter Balık transitinde. Daha sonra Jüpiter'in Koç'a geçmesiyle birlikte ev alımı, satımı ve gayrimenkul alanlarında şanslı olacaksınız. Ayrıca ailede, aile içinde sevindirici gelişmeler yaşanması olası olacak. Şimdi güneş tutulması ve ay tutulması boğa ve akrep aksında oluyor bu sene. Dolayısıyla aslında sizin için keyifli bir sene olacağı görülüyor. Nasıl keyifli olabilir? Çocuklarınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz mesela. Yaratıcı projeleriniz üzerine çalışabileceğiniz gözüküyor. Yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Farklı arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik hayallerinizi şekillendirebilir ve bu hayallerinizin peşinden koşmak için gayet istekli olabilirsiniz gibi gözüküyor. Yalnız Eylül ayında bir Merkür retrosu var. Bu Merkür retrosunda kariyerinizle alakalı biraz bocalayabileceğiniz görülüyor. Retro geçtikten sonra bu etki hafifleyecektir. Hatta Ekim ayında kariyerinizle alakalı bir sıçrama dahi yapabilirsiniz. Şimdi Aralık ayından itibarense Venüs yine sizin burcunuza geçiyor olacak bu ay olduğu gibi. Bu da dış görünüşünüze daha fazla önem vereceğiniz ve aynı zamanda tüm bakışların üzerinizde olacağı ve daha fazla parlayacağınız bir zaman dilimine işaret ediyor. Evet sevgili Oğlaklar, sizlere çok güzel bir 2022 yılı diliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.